Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte 8. günde kampımızın 12. videosunu paylaşıyoruz. 12. dersimizi yapıyoruz. 12. videomuzda SML bakış testi çözeceğiz. Bölme bölünebilme konusunun ki birazdan da zaten bilgi ekranında görürsün. Birbirinden güzel 4 tane soru çözeceğiz. Yani bu video yaklaşık olarak 10-12 dakika civarında olacak. Eğer hazırsan geçebiliriz dersimize. Evet yani ilk sorumuza bir, birlikte bakalım. A, B, C'de sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A rakamı B rakamının, D A'nın, D de C rakamının tam sayı katıdır. Şimdi A sayısı B'nin katı. Dolayısıyla A, B'den büyük. E, D rakamı A'nın katıydı. Ve aynı zamanda D rakamı da C rakamının tam sayı katıdır demiş. Yine yani şöyle... D hem C'nin katı hem de A'nın katı olacak. Yani D en büyük o halde. Değil mi? D en büyük. D, C, A, B sıralaması olabilir. Veya D, A, C, B sıralaması oluşabilir. Pekala. C, B, D, A 4 basamaklı doğal sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre bu sayının rakamları çarpımı kaçtır diye soruyor. Bak bunlar birbirinin tam katıydı ya. Şimdi mesela ben B'yi 1 seçersem küçük seçmeye çalışıyorum. Çünkü katı 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 derken rakamları kaçırabiliriz. Mesela 2 katı olsa 2 olur. Bu bunun 2 katı olsa 4 olur. Bu bunun 2 katı olsa 8 olur. Şimdiden 8 elde ettik. En büyük rakamdan ikincisi. Şimdi ben buna 1, buna 2 dersem bu sefer bu bunun katı olacak. Ee, mesela 3 katı desem 6 olur. Bu sefer D'yi rakam bulamayız. 2 katı desem 4 olur. 2 katı desem yine 8 olacaktır. 1... Ee, 3'ü işin içine yani 3 katını işin içine kattığım takdirde 2 çarpı 2 çarpı 3'ten direkt 12 geldiği için en küçük 12 elde edebiliriz. olsa 2 katı 2 katı biçimde ilerlemek zorundayız. E doğal olarak CD, CBDA sayısı bizim için sadece 1, 2, 4, 8'den oluşacak. Mesela birincisini seçersem CBDA'yı oluşturuyorum. 4, 1, 8, 2 olurken ikincisine bakıyorum. C'miz 2'ydi bu sefer. E, B'miz 1'di. A'mız ya D'miz 8'di A'mız 4 Yani 4182 veya 2184 sayılarına erişiriz e bu sayının rakamları çarpımı ikisinin de rakamları aynı olduğu için çarpımlarını bulacağız. 4 kere 8 32, 32 kere 2 bana 64'ü verir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Devam ettim ile bakış 2 ile. A bir tam sayı. Buna göre daima doğru olan soruluyor. Şimdi 8A küp eksi 2A'yı ben 2a parantezini alacak olursam 4a kare eksi 1 gelir. Bu da 2a çarpı bak şurası 2a'nın karesi şunu da 1'in karesi yazarsam 2a'nın karesinden 1'in karesini çıkarmak demek 2 kare farkı uygulayacağım. 2a eksi 1 çarpı 2a artı 1 yazarım. Hatırlamayanlar için a kare eksi b kare neydi? a eksi b ile a artı b'nin çarpımıydı değil mi? O halde ben Buraya baktığımda 2a çarpı 2a eksi 1 çarpı 2a artı 1. Bak 2a eksi 1. bir ekledim 2a. 1 ekledim 2a artı 1. Yani ardışık 3 tane sayı. Ve ardışık 3 sayının çarpımı daima 6 ile tam bölünür. Çünkü, çünkü şöyle düşünün. ardışık 3 tane sayıdan bahsediyoruz ya hani biz. Mesela a, a artı 1, a artı 2. Şimdi eğer bu çiftse, eğer bu çiftse bu da çifttir değil mi? Bu sayı tektir. Ve çift olan sayı 2'nin katıdır. E bu da 2'nin katı. Arada kalan, arada kalan mutlak surette 3'ün katı olmak zorunda bir şekilde. Ya da bu 3'ün katı bu çift, bu 3'ün katı da olabilir. Yani tek, çift, tek olursa bu 3'ün katı, bu 3'ün katı, bu 2'nin katı olursa yine 6'ya tam bölünecektir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Şimdi geldik a üzeri 4 eksi 1'e ikinci öncüle bu a üzeri 4 eksi 1 5'e tam bölür demiş. Şimdi daima doğrudur diyor ya. Abi aksine bir tane örnek versem benim için yeterli olacak. Mesela git a'yı 10 seç. 10 üzeri 4 nedir? Abi 10 bindir. 10 1 çıkarırsam ben 9999'u bulurum. 5'e tam bölünür mü? Bölünmez. E, daima doğrudur diye soruluyordu. Gitti. A küp artı 1. Yine A'yı 10 seç. Onun küpü 1000 yapar. E, 1000'e 1 ekle. Sonuç ne olur? 1001. E, rakamları toplama 3'ün katı mı? Değil. O halde bu da gider. Doğru cevabımız yalnız 1 A şıkkı olacaktı. Geçtim SML bakış 3'e. Bir internet satış firmasının müşterisine gönderdiği güvenlik kodu ABCDEF şeklinde olup 6 haneli bu kodla ilgili bilgi şu şekildedir denilmiş. Bu ABCDE 5 basamaklı bir sayıdır ve A artı 2B artı 3C artı 4D artı 5E toplamının 10 ile bölümünden kalan F'dir denilmiş. Buna göre 620 623.000 x 136 haneli kodunda bulunan x sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. 6 bunu 1 ile çarptım. 2'yi 2 ile çarpacağım 4. 3'ü 3 ile çarpacağım 9. X'i 4 ile çarpacağım 4x. 3'ü 5 ile çarpacağım 15. Ve ben bunu 10'a böldüğüm takdirde ne kalanını bulacağım? 0 kalanını bulacağım. Yani 10'a tam bölünecek. 6, 4 daha 10. Değil mi? Zaten 10'un katı. 9, 5 daha 15 daha 24. 24'ün 10'la bölümünden kalan 4 artı 4x. İşte bunun 10'la bölümünden kalan sevgili arkadaşlar sıfırmış dedik. 10'la bölümünden kalanın sıfır olabilmesi için aslında şunu düşünebiliriz. Yani ee, şurayı daha efektif yazalım. 10'la bölümünden kalan sıfır. Yani 10'un katı. Güzel. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi gençler burada x sayısının alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. x bir rakamdı. 0 olabilir mi? Olmaz. 1 olabilir mi? 8 olur olmaz. 2 olabilir mi? 2 kere 4, 8, 4 ekledim 12 olmaz. 3 olursa 12 artı 4'ten 16 olmaz. 4 olursa 16 artı 4'ten 20 gelir. Bak x 4 olabilir. 5 olursa 24, 6 olursa 28, 7 olursa 32, 8 olursa 36, 9 olursa 36 artı 4'ten 40 gelir. Yani 9 da olabilir. Eksinin alabileceği değerler zaten rakam olduğu için sadece 4 ve 9 varmış. O halde cevabımız D şıkkı olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve son sorumuz videomuzdaki. A, A B, B, 4 basamaklı bir doğal sayı ve B sayısı A sayısının 2 katıdır. Şimdi B sayısı A sayısının 2 katıysa demek ki rakam olarak 2 katı. Yani ben burada e, neyse bir şey yazmayayım şimdi şu değerler olabilir demeyeyim. A, A, B, B sayısı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünemez diye soruluyor. Pekala. Şimdi şöyle desem. Ben bunu çözümlediğim takdirde 1100 tane A gelir. 11 tane de B gelir ve B A'nın 2 katı olduğu için yani 2 A olduğu için ben burada B gördüğüm yere 2 A yazabilirim. 1100 tane A artı böylelikle 22 tane A gelir ve bu da 1122 A'nın ta kendisi yapacaktır. Şimdi A'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama Ama 1122'yi ben çarpanlarına ayırabilirim Değil mi? Şimdi 1122'yi çarpanlarına ayırdığım takdirde 11'e tam bölüneceğini görüyorum 11'in içine bir, bir defa 2'yi aşağı indirdim 0 22'nin içerisinde 2 defa e, 102 çarpı 11 Çarpı A'ymış arkadaşlar bu sayımız Çözümlediğimiz takdirde 102 sayısı e, Nedir? 51 kere 2'dir Yani 2 çarpı 51 Çarpı 11 Çarpı A dedim. 51 sayısı 17 kere 3'tür. 2 çarpı 3 çarpı 17 çarpı 11 çarpı A dedim. Güzel. Şimdi bizim sayımız 2'ye tam bölünür. 3'e tam bölünür. 17'ye tam bölünür. 11'e tam bölünür. Ama 19'a bölünmediğini görüyoruz. Kesinlikle tam bölünemez diyebiliriz. Çünkü 19'a zaten e, A'da bir rakamdı. Çünkü 19 olamaz. Evet gençler. 4 tane sorumuzu da bitirdik. Artık... Bölme bölünebilme konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda ödevlendirmenizi yapacağım ve ödevlendirmeyi de aldıktan sonra ödevinizi verdiğim yerden gençler lütfen ödevlerinizi eksiksiz biçimde yapın. Ödev kontrol mekanizmamız tabii ki yok YouTube'da olduğumuz için. Lakin kendi mekanizman kendin ol. Kendi kontrolcün kendin olabilmen gerekiyor. Yani kendimizi şöyle düşün kandırma kendini. Yap ödevini. Ee, yapmadıysan da yapmış gibi takılma ortalıkta. Yani çünkü hani sen gayet iyi biliyorsun artık 17-18 yaşına geldin yani. Hani e, kendini kandırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu gayet iyi biliyorsun. Kendini kandırıp eline ne geçecek? Bundan kaynaklı ödevlerini yap. Herkes mutlu olsun. Tamam ben de mutlu olayım. Sen de mutlu ol. Ailen mutlu olsun. Çevrendekiler mutlu olsun. Tamam mus mutlu olalım. Evet. Artık bir sonraki konumuza geçeceğiz. Bir sonraki videoda yarın asal sayılar konusuna ve asal çarpanlar konusuna geçeceğiz. O videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.